İnternet büyük bir dünya ve o dünyada her türlü şeyi bulmak mümkün. Hatta siz aramasanız bile o gelip sizi buluyor. Evet. Özellikle de bir takım programlar aracılığıyla siz ne kadar kaçarsanız kaçın onlar gelip sizi bulabiliyorlar. Bir de tabii kainat boşluk kabul etmiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Eğer gençleri iyi ve güzel şeylerle meşgul edemezsek, o zaman onlar kendilerini meşgul edebilecek farklı arayışların içerisine girebiliyorlar. Dolayısıyla biz çocuklarımızın, gençlerimizin 24 saatlerini dolu dolu geçirebilecekleri programları onlara sunmamız gerekmekte. Yani bu program hep yoğun çalışmaya yönelik, efendim eğitime yönelik program olmaz. Bunun içerisinde eğlence de olmalı, dinlenme de olmalı ve bu şekilde belki eğlenerek öğretimi kullanmak suretiyle gençlerimizi faydalı olan, yararlı olan hobilere yönlendirmek, meşguliyetlere yönlendirmek suretiyle boş vakit kavramını ortadan kaldırmalıyız. Bunun da yolu Huzeyfe kardeşim, gençliği, genç kardeşlerimizi, hepimizi Kur'an'la buluşturmaktan geçiyor. Ne kadar Kur'an'la bütünleşirsek, ne kadar Kur'an'a sahip çıkarsak, Kur'an bize sahip çıkacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir hadis-i şeriflerinde, şimdi aklıma geldi. Bakara suresi okunan eve batale musallat olmaz diyor. Batale ne? Batılla meşgul olanlar. Bunu sihirbaz olarak alimlerimiz anlamışlar. Evet. Bakara suresinin okunduğu eve sihir, büyü vesaire işiyle meşgul olanla uğramaz. Bu tür evler Kur'an okunan evler, Bakara suresi özellikle okunan evler bu tür afetlerden emin olurlar. Bu aynı zamanda batılın her çeşidini de içine alıyor. Yani Kur'an'la meşgulse bir kalp, o kalp batıl olan yollara girmez. İnternette lüzumsuz yerlerde dolaşmaz. Bir de tabii bizim jenerasyon için artık 40'ları devirmiş olan jenerasyon için o kadar çok bu internet dünyasıyla, bilgisayar dünyasıyla ilgili bilgimiz yok. Ama çok da yabancı da değiliz. Fakat gençlerimiz artık yani çocuklar doğarken neredeyse akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla doğar hale geldiler. Dolayısıyla internet kullanımı ile ilgili doğru bilgilendirmenin yapılması ve bu anlamda kursların düzenlenmesi gerekiyor. Yani neyi, nerede, nasıl arayacağını, bulacağını bilmesi gerekiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir erkeği yabancı bir kadınla baş başa kalmaması hususunda uyarıyor. Dolayısıyla eğer kendimizde, efendim gençlerimizde bu tür uygunsuz sitelere girme eğilimi varsa yalnız kalmaktan kaçınmamız gerekiyor. Mutlak surette Cenab-ı Allah'ın zaten hep bizimle beraber olduğunu bilmemiz, onun murakabesi altında olduğumuzun farkında olmamız lazım geliyor. Ancak bununla beraber yine yalnız kalmamaya ve çoluk çocuğumuzu da kontrollü bir şekilde murakabeye devam etmemiz gerekiyor. Ve şunu tekrar ifade etmek isterim ki biz ne kadar Kur'an'la bütünleşirsek batıl ve zararlı şeylerden kurtarmış oluruz. Ama ne kadar Kur'an'dan uzak olursak o zaman şeytan bize musallat olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانِ buyuruluyor. Evet. Yani kim Rahman'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan, Allah'la birlikte olduğunu, beraber olduğunu unutursa bir kimse, ona şeytanı musallat ederiz diyor. Biz bu yönüyle en büyük zikir olan Kur'an'a sarıldıkça, onunla bir hayat oluşturmaya gayret ettikçe, ünsiyet içerisinde oldukça Allah'ın izniyle bu tür hastalıklar bizlerden uzak olur. Cenab-ı Allah hepimizi, başta bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bütün Müslümanları, bütün insanlığı
bu tür ortamların şerrinden muhafaza eylesin, hayrından istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin.